Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla birlikteyiz. Şimdi popülasyon genetiğine başlayacağız. Normalde kitaplar Kalıtım'ın hemen sonrasında vermiş popülasyon genetiğini ama Campbell da evrimin içerisinde anlatıyor. O yüzden ben de dedim ki evrimi bitireyim. Evrimle ilgili hiçbir sıkıntımız kalmasın. Sonra popülasyon genetiğini anlatayım. Çünkü popülasyon genetiğini anlamak için oradaki doğal seçilim mekanizması, gen akışı, daha sonra arkadaşlar genetik sürüklenme, mutasyon bunları iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden de popülasyon genetiğini sonraya bıraktım. Şimdi burada ilk önce bazı kavramlardan bahsedeceğim. Gen frekansından, gen havuzundan, kararlı ve kararsız popülasyondan. Tabii ki ilk önce popülasyondan bahsedeceğim arkadaşlar. Daha sonra kararlı ve kararsız popülasyonu anlattıktan sonra nereye geçiyoruz? Hardy-Weinberg kuralına geçiyoruz. Konu anlatımımız çok uzun sürmeyecek. Hardy-Weinberg eşitliğinin korunması için gerekli koşullardan bahsedeceğim. Sonrasında ise sorularımıza geçeceğiz. Peki soruları nasıl hazırladım? Soruları birincisi iki tane soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Popülasyon genetiği ile ilgili biliyorsunuz her sene mutlaka soruluyor popülasyon genetiği. Hatta ben çıkmış soruların çözümünü yaparken Hardy-Weinberg ile ilgili olanları ayrı bir video olarak çözdüm. Çünkü normalde zaten çok uzun sürüyor. Bir de ekran görüntüsüyle ben çözdüm soruları. Ekran görüntüsünde de işte popülasyon genetiği olsun, diğer genetik soruları olsun çok zor oluyor soru çözümü. O yüzden ayrı video olarak işte hangi yıla aitse arkadaşlar zaten 3 yıla ait olanları çözmüştüm. Bunlardan ikisi ayrı video olarak var. Oradan da çıkmış soruları izleyebilirsiniz. Ayrıca orada olmayan yine kitaptan bulduğum çıkmış soruları da ayrı bir video olarak çekeceğim arkadaşlar. Konu anlatımından sonra dinleyebilirsiniz ikisini de. Popülasyon genetiğiyle ilgili soruları da çözmeden çekeceğim. PDF olarak bu videonun açıklama kısmını ekleyeceğim arkadaşlar. Onları önceden çıkarın. Konuyu anlattıktan sonra şöyle bir göz gezdirin, çözebildiklerinizi çözün. Geriye kalanını birlikte hallederiz. Evet, bakalım şimdi. İlk önce kavramlardan bahsedeceğim dedim. Arkadaşlar birinci kavramımız nedir? Popülasyon. Ne demek popülasyon? Popülasyon. Arkadaşlar popülasyon aynı türe ait bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa biz ne diyoruz? Popülasyon diyoruz. Bakın aynı türe ait. Bunu da yine ekolojide de bahsedeceğim popülasyondan ama burada birazcık değinelim. Aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Arkadaşlar aynı yerde bulunacaklar, aynı türe ait bireyler olacak ve bir topluluk olacak. Bir topluluk derken bu iki kişilik de olabilir, daha fazlası da olabilir arkadaşlar. Öyle çok büyük popülasyonlar olmasına gerek yok. Ama daha büyük olursa tabii ki bu Hardy-Weinberg eşitliği dediğimiz eşitlikler daha rahat gözlenebilir. Bundan sonraki kavramımız nedir peki? Tabii ki gen havuzu. Hemen yazıyorum altına tekrardan kavram olarak. Gen havuzu. Arkadaşlar gen havuzu da şudur. Bir popülasyonda bulunan bütün bireylerin kalıtsal yapısına yani genlerine biz ne diyoruz? Gen havuzu diyoruz. O zaman yazalım. Popülasyon içerisinde ya da popülasyonda bulunan tüm bireylerin genlerinin tamamına ne denir? Gen havuzu denir. Evet, gen havuzu da bu şekilde. Şimdi geliyorum. Çok daha önemli, çok daha karşımıza çıkacak sorularda bizi birazcık zorlayacak olan gen frekansına. Gen frekansı. Arkadaşlar, gen frekansı da şu. Diyelim ki elimizde bir genotip var. O genotipe sahip birey sayısını biliyoruz. Ve popülasyonda toplam kaç tane birey olduğunu da biliyoruz. Bu ikisinin oranına biz gen frekansı diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir genotipteki birey sayısının toplam birey sayısına oranıdır. Şöyle örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bir tane örnek verelim. Örnek. Mesela popülasyonumuzda
İşte 236 tanesinin boynuzlu olduğunu, 274 tanesinin de boynuzsuz olduğunu düşünelim. Boynuzlu ve boynuzlu keçi popülasyonunu düşünelim arkadaşlar. Elimizde bir keçi popülasyonu var. Keçi popülasyonu. Bu keçi popülasyonunu 236 tanesi boynuzlu. 274 tanesi de arkadaşlar boynuzsuz olsun. Boynuzsuz. Şimdi ben diyelim ki boynuzlu genin frekansını bulacağım. Boynuzlu genin frekansı. Nasıl yapacağım bunu bakın. Boynuzlu bölü toplam diyeceğim. Kısaca böyle yazıyorum. Boynuzlar kaç tane? 236 bölü. Toplamı için ne yapacağım bunların hepsini? Toplayacağım arkadaşlar. Ne olur? 0, 500 olur, değil mi? Evet. 500 tane tamamını alıyoruz. Şimdi bu 500 tane bireyin, hatta şurası yanlış oldu. 264 tane boynuzsuz olsun. O zaman tam 510 çıkıyor. Tamam, 500 oldu bu şekilde. 236 bölü 500 yaptığımız zaman değerimiz arkadaşlar 0,47 olur. Peki bu neye göre 0,47? Yüzdelik, tamam mı? %0,47 olur. İşte biz buna ne diyoruz? Gen frekansı diyoruz arkadaşlar. Peki, şimdi geliyoruz kararlı ve kararsız popülasyona. Şöyle yazıyorum. Kararlı ve kararsız popülasyon. Arkadaşlar, kararlı ve kararsız popülasyonda da şöyle bir durum var. Eğer ki bakın bir popülasyonda dış göçlerle birey katılmıyorsa, tabii ben başlığı şöyle aşağı doğru çekeyim. Dış göçlerle birey katılmıyorsa arkadaşlar, mutasyon ve kromozomların genetik yapısında herhangi bir değişiklik olmuyorsa, bireylerin eş seçimi ve döllenme rastgele ise, herhangi bir geni eleyecek bir faktör yoksa arkadaşlar, biz bu olaya ne diyeceğiz? Gen frekansı burada sabit kalacak. Ama böyle bir durum sizce söz konusu mu? Olabilir mi yani? Bu saydıklarımın hiçbirinin olmama ihtimali var mı? Varsa bile çok azdır. Dolayısıyla kararlı popülasyon, eğer ki bu saydıklarımın hepsi sabit kalıyorsa, biz bu popülasyonlara kararlı popülasyon diyoruz. Bunlardan bir tanesi gerçekleşiyorsa arkadaşlar, ne oluyor? Gen frekansları değişiyor. Buna da kararsız popülasyon diyoruz. O zaman şöyle diyorum, bakın. Şöyle yazayım. Nasıl yazayım? Biraz daha açıklayıcı olsun. Dış göçlerle birey katılmıyorsa daha sonra, hatta şuraya popülasyon yazalım. Popülasyona. Dış göçlerle birey katılmıyorsa mutasyon ve kromozomların genetik yapısı değişmiyorsa kromozomların genetik yapısı değişmiyorsa, daha sonra bireylerin eş seçimi ve döllenmesi rastgele ise, bireylerin eş seçimi ve döllenme rastgele ise, daha sonra tabii yine var. Doğal seleksiyon, izolasyon yoksa bu popülasyonda baskın ve çekinik gen frekansı sabit kalır. Bu popülasyona kararlı popülasyon denir. Kararlı popülasyon denir. Ama bunlardan bir tanesi bile değişiyorsa arkadaşlar, buna da ne diyeceğiz? Kararsız popülasyon diyeceğiz. Bunlardan bir tanesi bile gerçekleşirse baskın ve çekinik gen frekansı
gen frekansı değişir. Bu popülasyona da kararsız popülasyon denir. Evet, kararlı ve kararsız popülasyon anlaşılmıştır herhalde bu şekilde arkadaşlar. İkisini birbirinden ayırt edeceğiz. Kararlı ve kararsız popülasyon. Hardy ve Hilberg hani gerçekten çok üst düzeyde düşünüyor. Diyor ki bunların hiçbiri olmasın ki benim söyleyeceğim eşitlikler devam etsin diyor arkadaşlar. Ama tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi geliyoruz artık nereye? Hardy-Weinberg eşitliğine. Yani asıl bizi ilgilendiren kısma geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada size bunları anlatacağım. Birkaç tane not vereceğim. Daha sonra soru çözümü videosuna geçeceğim. Hemen Hardy-Weinberg kuralı diyelim. Başlığımız Hardy-Weinberg kuralı. Arkadaşlar, Hardy-Weinberg kuralını ilk defa, yani gen frekansı dediğimiz bu frekansı ilk defa 1908 yılında matematiğin genetiğe uygulanmasıyla bakın. Hatırlayın, Mendel kaç yılında buluyordu kalıtımla ilgili kavramları? 1865'li yıllarda. Bundan sonra bakın kaç yıl geçmiş üstünden? 1908'li yıllara gelinmiş. Hardy-Weinberg tarafından arkadaşlar gen frekansının tanımı ilk defa yapılıyor. Matematik genetiğe uyarlanarak yapılıyor tabii ki. Daha sonra bu Hardy-Weinberg bir sürü bir araştırma yapıyor. Ve bu araştırmalar sonucunda arkadaşlar bazı kurallar ortaya atıyor. Diyor ki bakın popülasyonda herhangi bir değişiklik, yani genlerde herhangi bir değişiklik olmazsa eğer benim söyleyeceğim kurallar geçerlidir diyor. Ve biz soruları çözerken sanki bunların hiçbiri gerçekleşmiyormuş gibi düşüneceğiz. Yani doğal seleksiyon yokmuş, işte mutasyon yokmuş, döllenme rastgeleymiş, eşeysel seçilim rastgeleymiş. Halbuki bunların hiçbiri mümkün değil tabii ki. Buna göre arkadaşlar Hardy-Weinberg kuralına göre diyor ki gen frekansına etki eden kuvvet bulunmazsa eğer gen frekansı nesilden nesile sabit kalır diyor. Hemen yazalım bakın bu kuralını. Gen frekansına etki eden sebep yoksa frekans nesiller boyu sabit kalır diyor. Sabit kalır. Şimdi bu sabitliğe göre baskın olan frekansa arkadaşlar P diyor. Çekinik olan frekansa da Q diyor. P ve Q. Diyor ki P frekansıyla Q frekansının toplamı her zaman için 1'dir diyor. P ile Q'nun toplamı her zaman için 1'dir. Bu durumda arkadaşlar P küçüktür 1 olacak. Q küçüktür 1 olacak. Ve biz her zaman 0 virgüllü sayılar bulmak zorundayız. Eğer ki 1'den yukarıda bir sayı buluyorsanız işlemi yanlış yapmışsınızdır. Her zaman için 0 virgüllü sayı bulacaksınız, unutmayın. P ile Q 1'dir diyor. Peki bunu bulduktan sonra diyor ki popülasyonda aynı özelliği gösteren dominant ve resesif bireyler diyor. Genotiplerinin toplamı yine 1'e eşittir diyor. Bakın hemen açıklıyorum, yazıyorum. Popülasyonda aynı özelliği dominant ve resesif gösteren bireylerin genotiplerinin toplamı 1'dir diyor. Nasıl yapıyoruz bunu da? Bakın P artı Q'nun her iki taraftan karesini alıyoruz. Eşittir 1'in karesi. Ne olacak? P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1 olur. Peki burada açıklayacak olursak arkadaşlar P baskın olandı ya. P kare ne olur? Bakın diyelim ki P burada A alleli olsun. Büyük A alleli. Q ne olur? Küçük A alleli olur. Ben burada yerine yazarsam P kare olursa ne olur? Büyük A, büyük A. PQ'ya ne gelir arkadaşlar? Bakın büyük A, küçük A. Heterozigot bireyleri verir. Q kare ise neyi verecek?
Küçük a, küçük a'yı verecek arkadaşlar. İşte bizim asıl olarak kullanacağımız formül budur. Tamam? Bu şekilde. Eğer tek bir genin frekansını bulacaksak bu formülü kullanacağız. Ama bize işte heterozigot bireylerin frekansını soruyorsa bu formülü kullanacağız. Evet, şimdi gelelim Hardy-Weinberg kurallarının geçerli olabilmesini, eşitliğinin korunabilmesi için gerekli koşullar. Bunları da yazdıktan sonra size arkadaşlar direkt soru çözümüne başlayacağız. Soru çözümüne geçeceğiz. Evet, şimdi bir de ayrıca şeyi de vereceğim. Bu eşeğe bağlı durumda onları da not olarak vereceğim. Unutmayayım, aklımda kalsın, size söyleyeyim. Şimdi Hardy-Weinberg eşitliğinin korunması için gerekli koşullar. Bu arada bu bilgiyi tabii ki Campbell'dan aldım arkadaşlar. Orada direkt var. Campbell da böyle çok karışık anlatmış. Ben biraz daha basit anlatmaya çalıştım. Çünkü sorular bize o kadar hani Campbell'da anlattığı gibi gelmiyor. Daha böyle kurala dayalı bu şekilde geliyor. O yüzden böyle anlattım. Birincisi, mutasyon olmayacak. Mutasyon olmaması. İkincisi arkadaşlar, rastgele eşleşme. Rastgele eşleşme. Yani diyor ki hiçbir tür, hani bu işte dişiler ve erkekler birbirine kur yapıyorlar, işte birbirlerini ona göre seçiyorlar. Hangisi heybetliyse mesela dişi onu seçiyor, hangisi güçlüyse onu seçiyor. Hiç öyle bir şey olmayacak. Rastgele çiftleşecek diyor. Üçüncüsü, doğal seçilimin olmaması. Doğal seçilim olmamalı. Dördüncüsü arkadaşlar, çok geniş popülasyon büyüklüğü. Yani popülasyon bayağı geniş olacak. Çok geniş popülasyon büyüklüğü. Popülasyon büyüklüğü. Çünkü çok geniş olunca popülasyonlar gen frekanslarında bir değişim olsa da hemen hissedilmez. Beşincisi ve sonuncusu da gen akışının olmaması. Gen akışının olmaması. Daha sonra gen akışı dediğimiz neydi? Bir genin tamamen işte o popülasyondan kopması veya bir popülasyona eklenmesiydi arkadaşlar, gen akışı. Şimdi size iki tane de not yazacağım. Şöyle notlarımızdan bir tanesi şöyle olsun. Arkadaşlar, bir popülasyonda eğer ki bir karakterden sonra 2'den fazla gen varsa o zaman nasıl yapacağız? Mesela kan grupları için söyleyeyim. Bu sefer PQR diyeceğiz. Tamam, ona göre formülümüzü yazacağız. Hemen yazıyorum. Bakın, bir popülasyonda direkt bunları size formül olarak veriyorum. Bir popülasyonda bir karakterden sorumlu 2'den fazla gen bulunursa bu genlerin frekansı nasıl oluyormuş bakalım. Arkadaşlar, P artı Q artı R eşittir 1 olur. Bu durumda bakın, mesela kan grupları için yazalım. Kan grupları. P, A, Q, B, R'de 0 kan grubu için verilir. Bu durumda P artı Q artı R'nin karesini alırsam, her iki tarafın karesini alırsam formülümüz nasıl olur? P kare artı Q kare artı R kare. Daha sonra her birinin başına 2 yazıyorsunuz. Bakın, 2 PQ artı 2 PR ve son olarak 2 QR diyorsunuz. Burada P kare AA, Q kare BB, R kare 00. PQ arkadaşlar ne olur? AB. PR ne olur? A0. QR ne olur? B0. Bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Yazdım sorularını ve daha iyi bir şekilde anlayacağız arkadaşlar. Bu arada eşittir 1 diyoruz. Şimdi bu birinci notumuzdu. Gelelim ikinci notumuzu da vereyim. Daha sonra videoyu bitirelim ve soru çözümlerine geçelim. Şöyle şuraya yazıyorum bunu da. Bu sefer de eşe ile ilgili kalıtımı yazacağım arkadaşlar. X'ler, Y'ler duruma karışırsa ne olur? Bakın. Eşeğe bağlı durumda ise erkek ve
Dişi bireylerde frekans hesaplama diyoruz. Hesaplama. Bunlardan birincisi arkadaşlar, erkek ve dişi bireyler için şöyle düşüneceğiz. Bakın P kare. Dişiler için şöyle bir durum söz konusu. Bakın dişi yazıyorum şuraya. Dişiler sonuçta XX olarak yan yana geldiği için heterozigotluk durumu olabilir. O yüzden dişilerde bakın P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir bir durumu vardır. Buradaki P kare örnek veriyorum. Renk körlüğü olarak düşünürsek X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. PQ ne olur? X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. Yani heterozigotluk durum. Q kare ne olur arkadaşlar? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Yani biz direkt bize Q kareyi sorarsa o zaman ne yapacağız? X üzeri küçük R, küçük R'den bulacağız. Peki erkekler için ne olur? Erkekler için heterozigotluk durumu var mı? Yok. O zaman her iki tarafın karesini almaya gerek yok. Direkt olarak erkeklerde P artı Q eşittir 1 diyoruz. Burada P olan X üzeri büyük R, Y. Q olan da X üzeri küçük R, Y arkadaşlar. Bu şekilde hesaplıyoruz. Tamam. Sakın karıştırmayın. Dişilerde hesaplarken heterozigotluk durumu olduğu için bu formüle göre. Erkeklerde ise heterozigotluk durumu olmadığı için P artı Q'dan direkt olarak hesaplayacağız. Evet, şimdi geliyoruz. Videomuzu burada bitirelim. Bu arada ben bu videoyu yayınlarken mesela bugün yayınladım sorusunu, ertesi gün yayınlayacağım arkadaşlar. Mesela yarın yayınlayacağım. Siz o sırada bu konuyu dinledikten sonra soruları, hani bu videoda veriyorum ya, çözmeye de başlayın. Yapamadıklarınızı zaten videodan izleyerek yaparız birlikte. Evet, sonraki videoda sonraki soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.